Merhaba, Sedat Bozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Yine bir yayınla karşınızdayız. Evet, siyaset çok hareketli yine Sedat. Tabii seçime çok az kaldı. Takvimde çok sıkışık. Şimdi listeler konuşuluyor artık. Yani ittifaklar seçime nasıl girecekler? Dün MHP ayrı gireceğini ilan etmiş oldu. Çünkü YSK'ya listesini verdi. Konuşacağız yani kim nasıl giriyor listeleri ama şuradan başlamak istiyorum. Birincisi işte MHP'nin listesinde dünden beri çok konuşulan şey Olcay Kılavuz. Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen Mersin milletvekiliydi. Mersin'den yine aday gösterildi ama dördüncü sıradan gösterildi ki geçen dönem birinci sıradan gösterilmişti ve MHP iki milletvekili çıkarmıştı oradan. Bu şöyle okundu. Acaba çok tepki alan bir isim olduğu için cinayette, Sinan Ateş cinayette ve MHP'nin tavrı da çok tepki aldığı için acaba Bahçeli işte Olcay Kılavuz'u listede tasfiye ederek bir mesaj mı vermek istedi? Yani böylece hani bakın yargılanmasının önünü açıyorum mesajı vermiş olabilir. Bir bakıma yani tepki gösteren tabanı da ikna etmiş, etmeye çalışıyor olarak da yorumlandı. Bir bunu konuşalım. Ardından da biraz şu ünlüler meselesi çok konuşuluyor. Yani sen de ben de biraz eskiyiz bu meslekte. Seçimlerde bir şey konuşurduk. Vitrin aday kim? Vitrin adam kamuoyu önünde tanınmış ünlü isimler işte partiler milletvekili teklifi götürdü. Ünlü bir iş insanı olabilirdi. İşte futbolcu olabilirdi ya da oyuncu olabilirdi ama şimdi biraz yine bu benzer futbolcu demeyeceğim. Futbolcu var mı bilmiyorum sonuç ama gazeteciler, işte sanatçılar, oyuncular çok listelerde görünüyor. MHP'den başlayalım. Ne dersin? Ya tabii MHP'yi ayrı iki ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Bir, Cumhur İttifakı'ndaki pozisyonu, aldığı pozisyon, yeni pozisyon aldı çünkü orada. Ona bakmak lazım. İkincisi listeler. Listelerini açıkladı. YSK'ya ayın 9'unda verecekler. Olcay Kılavuz meselesi şu, tipik bir Devlet Bahçeli tavrı bu. Sahip çıkıyormuş gibi yaparak taca attı. Yani hiç listeye koymasaydı senin de söylediğin gibi bir tabana sap soruyorum ya da işte bunları ben sırtımda taşımıyorum. Bunu daha açık söylerdi ama dördüncü sıraya seçilemeyeceği bir sıraya koydu ama sonuçta bir yere koydu. Değil Yani mi? bir yerde görünür halde bıraktı onu. Yani tamamen o Olcay Kılavuz neyi temsil ediyorsa çünkü şöyle bir sıkıntısı var MHP yönetiminin Devlet Bahçeli'de başta olmak üzere. Elinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı kalmadı. Bir tek Olcay Kılavuz var. Bu gerçekten bir dramdır MHP siyaseti açısından. Yani bir düşünsenize MHP'nin en önemli lokomotifi, en önemli aksiyon merkezi ama bütün genel başkanları pozisyon olarak tam da bugünkü MHP yönetiminin karşısında. Yani içinde yer almadığı gibi politik olarak da tam karşısında. Ya bu gerçekten bir travmadır. Yani bir MHP'li için bu travmayı atlatacak bir ilaç muhtemelen yoktur. Elinde bir tek Olcay Kılavuz var. Şimdi onunla da ilgili bir sürü işaretler var ve Olcay Kılavuz'la Bahçeli arasındaki gerginlik, sıkıntı Sinan Ateş cinayetiyle başlamış değil. Daha önceden de dışladı onu. Uzun yıllar hani fotoğraf karesine girmedi. Bahçeli'nin bir cezalandırma yöntemi bu. Görüşmeme, yan yana gelmeme. Şimdi dördüncü sıraya koyarak işte eski Ülkü Ocaklar Genel Başkanı bir de bu dönem Olcay Kılavuz üzerinden Sinan Ateş cinayeti sonrasında ortaya çıkan gerginlik MHP'yi bir arada tutuyor. MHP siyaseti biliyorsun buna çok talepkardır. İster bunu yani böyle gerginliği ister. Şimdi onun elinden kaçırmak istemiyor. Ama MHP'nin listelerine ben de şöyle bir baktım. Hani tanıdık ettik gittik bildik kimseler var mı diye. Yani İbrahim Çiftçi bir yere koyarak söylüyorum. O da seçilmeyecek bir sıraya konulmuş vaziyette. Çünkü o tip figürlere birazcık ihtiyaç var. Vahit Kayırcı var. Çorum birinci sıraya koydu. Biliyorsun Alaaddin Çakıcı'yla Devlet Bahçeli'nin arasında bulunan muhtelif mafya örgütleriyle teması olan bir isim bu. Hatta Vahit Kayırcı'yla Devlet Bahçeli'nin arası bozuktu. Tavır almıştı Devlet Bahçeli. Görüşmüyordu. Alaaddin Çakıcı bunları barıştırdı. Hatta çok ilginç bir şekilde son dönemin gazetecilik başarısıydı. Ben yaptım. O görüşmenin içinden tırnak içi cümle aktardım ben kulis bilgisi olarak. Vahit Kayırcı, Alaaddin Çakıcı efendim İstanbul'dan aday olmak isteyin deyince Devlet Bahçeli ya Çorum onu çok seviyor. Çorum'u düşünsün diyor. O diyaloğa ben yazmıştım biliyorsun yazımdaki sıralarda. Aynen de öyle oldu. Çorum birinci sırada yer aldı.
Şimdi o yüzden hani MHP'nin listelerinde bu dönem ihtiyaç duyacağı, böyle ülkücü tabanda da karşılığı olan, onları heyecanlandıracak, motive edecek, MHP'ye oy vermelerini sağlayacak hiç kimse yok. Çok sıkıntılı bir liste bence. Bir an önce, çünkü hani Devlet Bahçeli, MHP'yi burada konuşuyoruz, ne kadar parti, ne kadar parti değil falan. Normal koşullarda herhangi bir partide bir liste açıklandığı zaman, bu yani seçime girmeyecek partiler bulabilir. Milletvekili listesi açıklandığı zaman sıkıntı olur. İstifa olur, tepki olur, bir şeyler olur. Burada hiçbir şey olmaz. Yani hani buranın parti niteliğini kaybetmiş olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi bu. Yani ilginç bir olay yani, ilginç bir vaka. MHP'nin listeleri bu. Bu tarafından yani böyle bir MHP listeler üzerinden değerlendirdiği zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Böyle hani çok iddialı ya da hani böyle bir uzun uzun üstünde ya da içinde bir anlam arayacak kadar yorum yapmayı değerlendirecek ben göremedim. Hani ben ıskalamış da olabilirim, görmemiş de olabilirim. Hani muhtemelen bu işi yani MHP'nin isim bazında içine hakim olanlar, dengelerine hakim olanlar birazcık yorumlarsa biz de oradan bilgi sahibi oluruz. Ama benim dışarıdan baktığım, gördüğüm MHP'nin listelerini erkenden açıkladığı, hiç sorun sıkıntı yaratmadığı, olacak kılavuzu söylediğim gibi böyle hani sahip çıkıyormuş gibi yaparak tasfiye etti. Yani tabanın da hoşuna gidebileceği, geçmişe ilişkin o gerginlikleri ya da işte birazcık da nostaljik olarak MHP ülkücü hareketi anlatabilecek, ifade edebilecek, onun aksiyonuyla böyle biraz heyecanlanacak, seçmenin de hoşuna gidecek birkaç ismi de kazanacak yerler olmasa bile liste içinde değerlendirilmiş, onu görüyoruz. Şimdi Cumhur içinde, Cumhur İttifakı içinde MHP'nin bir pozisyonu var ki bu bence üstünde durulması gereken. Seninle geçen konuştuğumuzda da söylemiştim. Yani Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan yan yana gelme yeteneği olan iki lider. Tabii. Ve Cumhur İttifakı dediğimizde bu iki kişiden oluşuyor. Yani bakmayın orada dört tane parti var. Bir tane de dışarıda Hüdapar var falan. Beş. Yani bu ikisi bir araya geliyor, karar alıyor. Aldıkları karar hiç itiraz edilmeden uygulanıyor, kabulleniliyor falan. Şimdi böyle bir olanak varken yani Erdoğan'la Devlet Bahçeli bir araya gelip ortada bir sorun varsa bunu çözebilecek noktadayken Devlet Bahçeli niye akşam saatlerinde sosyal medya hesabından iki tane daha sonra eklemlenen Cumhur İttifakı'na iki partiyi de hatırlatarak kendisinin logosuyla ve parti amblemiyle bütün seçim bölgelerinde seçime katılacağını açıklamak gereğini duydu. Evet. Bu bir itirazdı, bu bir tepkiydi. Çünkü yöntem olarak yani içerine girmeksizin söylüyorum. Yöntem olarak bile baktığınız zaman bunun bir tepki olduğunu, bir itiraz olduğunu anlıyordunuz. Ve nitekim kendi milletvekili listelerinde listelerin YSK'ya verilmesinden 3 gün önce açıklaması da bir tepkidir. Öne almadık. Artık bütün pazarlık kapılarını, bütün konuşmaları bitirdim demektir yani. Bu saatten sonra hani olur mu? Hani olmaz dediğimiz çok şey oldu ama burada biraz zorlanır. Çünkü söylemiştim galiba gene Devlet Bahçeli muhtelif meselelerde geri adım atar ama bu gibi meselelerde atmaz. Burada da adım atacağını ben beklemiyorum. Maliyeti ne olursa olsun. Kendi listeleriyle girecek. Bunun peki Cumhur İttifakı içinde yarattığı bir sıkıntı, bir sorun var mı? Şu ana kadar olmadı. Bakın Devlet Bahçeli'nin tweetlerinden sonra da olmadı. Bunun bir nedeninin olması lazım. Çünkü çok hayati bir mesele tek listeyle girmek. Çünkü bu seçim yasasını bu hale getiren MHP ile AK Parti'nin kendisi. Şimdi o seçim yasasının avantajını kullanmak yerine o seçim yasasıyla Millet İttifakı'nın önüne kurmaya çalıştıkları set kendi önlerinde oluşmuş vaziyette. Şimdi bunu görmeme ihtimalleri olabilir mi? Olamaz. Tabii ki. Ama bu seçim yasasından hoşlanmadıklarını, şu tablo itibariyle söylüyorum, hoşlanmadıklarını ben net bir şekilde gördüm. Yani keşke eski seçim yasasıyla gitseydik buraya diyebilirler. Yani YSK'ya aslında bir dilekçe verseler. Çünkü o bir sene sonra meselesi bir tartışmaydı. Tabii. Yani bir sene sonra gerçekten seçim kararının alındığı gün mü başlıyor yoksa seçimin yapılacağı gün mü başlıyor tartışması uzun süre sürmüştü. Eski sistem olursa çünkü MHP, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi ittifak çatısı altında kendi logoya girdiği zaman bu oylar birleşecek ve bir işe yarayacaktı. Engelledikleri buydu ama burada engellemek istedikleri Millet İttifakı'ndaki çok parçalı yapıydı. Kendi ayaklarına dolandı yani. Hayat böyle bir şey. Ama burada tabii bir Erdoğan'ın algoritmasına bakmak lazım. Yani Erdoğan'dan, AK Parti'den hiçbir tepki gelmedi. Sızmadı da.
Ben biraz yokladım, bir tepki de yok. Kabullenilmiş vaziyette de bu. Burada tabii Erdoğan'ın siyasetini birazcık anlamak lazım, bilmek lazım bu algoritmayı çözebilmek için. Şimdi MHP seçmeni MHP logosunu görmediği zaman AK Parti'ye de Erdoğan'a da oy vermiyor. Şimdi MHP'li milletvekilleri AK Parti listelerinden seçime girseler milletvekillerini kazanırlar. Hatta MHP olarak girdiklerinden daha fazlasını da kazanırlar. Ama MHP'li seçmen AK Parti'ye oy vermiyor. Erdoğan'a da oy vermiyor. Bunu 24 Haziran 2018 seçimlerinde gördük. Evet. %2'lik bir fire olarak gördük o zaman ki şimdi o firenin çok daha çoğalacağını herkes hemfikir. Ölçülebiliyor bu bir de. Şimdi MHP logosunu orada görmezse MHP seçmeni gideceği adres bellidir. İYİ Parti'dir. MHP logosu orada olmadığı zaman bu İYİ Parti'nin işine yarayacak. İYİ Parti ile beraber Millet İttifakı'nın işine yarayacak. İşte tam da Erdoğan algoritması burada devreye giriyor. MHP logosuyla parti kimliğiyle orada yer alsın. Kendi oyunu İYİ Parti'ye göndermesin. Orada muhafaza etsin. Cumhur parantezi içinde, cumhur çatısı altında oylar muhafaza olsun. Ayrıca AK Parti'den kaçan oylar da mümkünse karşı tarafta İYİ Parti'ye gitmesin. Burada MHP'ye gelsin. Birleşik Kaplar usulü. Şimdi bu bir algoritma. Bunu kurdu net bir şekilde. Bunun bir mantığı da var. Şimdi MHP orada logosuyla ve amblemiyle yer alacak. MHP'li seçmenin tamamı kendi partisine oy verecek. Milletvekili çıkarsın ya da çıkarmasın. Böylece ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verir mi vermez mi o seçmen mesele değil. Ama o oy milletvekili seçiminde çok fazla bir işe yaramasa bile en azından Millet İttifakı'ndaki İYİ Parti'ye gitmeyecek. Millet İttifakı'nın hanesine yazılmayacak, Cumhur İttifakı'nın hanesinde kalacak. Bu buradan bir MHP'nin bir işlevi var. Stratejik bir işlevi var hem de. Bu nedenle AK Parti kanadı, Erdoğan kanadı buna itiraz etmedi. Yoksa çok net bir şekilde ya gel arkadaş katılıyorsan katıl, katılmıyorsan babaşın çaresine bak diyebilirlerdi. Demediler bunu ya da bir pazarlık süreci de yaşamadılar. Hemen kabullendiler. Kabullenmelerinin kökeninde bu strateji yatıyor. Aynı mantık Yeniden Refah Partisi için de var. Şimdi karşı taraftaki muhafazakar ya da milli görüşü temsil eden partilerin tamamı CHP logosu altında seçime girecekler. CHP listelerinden seçime girecekler. Hı-hı. Muhafazakar ya da milli görüş formatlı seçmen için o altı okun altına mühür basmak zor bir iştir. Evet. Buradan çok fire olacak. Ama bu seçmen AK Parti'den de vazgeçmiş vaziyette. Tekrar AK Parti'ye de oy vermeyecek. Ama Cumhur İttifakı'nın içinde bir üçüncü seçenek, Yeniden Refah Partisi, bu oyların hepsini derleyip toparlayabilir. Toparlayabilir diyorum, toparlar demiyorum. Toparlayabilir, mümkün çünkü. Çünkü Yeniden Refah Partisi iki ittifak arasında, iki ittifaka katılmadan bağımsız bir pozisyondayken çekim merkeziydi. AK Parti'den kopan oylar CHP nedeniyle Millet İttifakı'ndaki partilere gitmediği için Yeniden Refah Partisi'ne geliyordu. Yani %2'lerde, %2'nin üstlerinde oy ölçülmüş Yeniden Refah Partisi'nde. Şimdi Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partisi'nin logosunun orada olması AK Parti'den umudunu kesen muhafazakar ve milli görüş formatlı seçmen için de CHP'ye oy vermek istemeyen, CHP'nin listelerinden seçime giren milli görüş formatlı ve muhafazakar seçmen için de iyi bir adres. Bu da bir temel strateji ve burada da bir algoritma kurulmuş vaziyette. BBP'yi de buna ekleyebiliriz. Çünkü AK Parti'den kopan seçmen karşı tarafa gitmek yerine işte MHP'ye de kızmış olabilir. Yeniden Refah'ta da kendini göremiyor olabilir. BBP de onun için bir seçenek. O yüzden dört parti logosuyla Cumhur İttifakı'nın bu seçimlere katılmasının bir algoritması, bir stratejisi var. Hı hı. Burası artık şekillendi, burası netleşti. Burada başka bir oynama olur mu olmaz mı çok emin değilim. Tabii bir gün var, siyasette 24 saat çok, çok uzun ama 48 saat hayli uzun zaman. o nedenle yani Cumhur İttifakı birazcık kendini kurgulamış gözüküyor bu stratejiyle, Erdoğan algoritmasıyla. Muhalefet nasıl kurguluyor? Yani hani başta söyledim, daha çok tabii benim bahsettiğim Emek Özgürlük İttifakı'ndaki o ünlü isimler, işte tepkiler, ne bileyim Hasan Cemal ve Cengiz Çandar olan tepkiler, tipteki işte gazeteciler, oyuncular, bir oyuncular sendikası, ünlüler şeyi gibi, hatta ÖDP ile kıyaslamalar da yapıldı. Tabii bir yandan da Millet İttifakı'na da bakmak lazım. Orada da herhalde şekillendi. Henüz açıklamalar yapılmadı ama şekillenmiş görünüyor. Biraz da onları konuşalım. Ya tabii bu Emek Özgürlük İttifakı sıkıntılı başladı zaten.
biliyorsunuz TKP ile Sol Parti ile bir noktaya gelemediler. Halk Evleri daha sonra ayrıldı. Yani böyle kendi içindeki sol unsurları muhafaza etmekte biraz sıkıntı çekti. Ama oysa ki bunun ben daha uzun bir katılım sürecinde, tartışma sürecinde yürütülmesini beklerdim. Çünkü HDP'nin içindeki bu sol sosyalist kimliğinin varlığı çok önemli. Çünkü evet. Bunların parlamentoya taşınması da çok önemli. Çünkü HDP açısından da çok önemli. Yani HDP işte Yeşil ve Sol Parti açısından da çok önemli. Çünkü buraya yönelik eleştirilerin tamamını ortadan kaldıracak bir yörüngeye oturturdu. Yeşil ve Sol Parti'nin içindeki bu sol sosyalist insanların varlığı. Nitekim buna tanıklık da yaptık yani. Yoksa muhtelif eleştirilere muhatap oluyorsunuz. İşte bir takım uzaktan kumandalarla yönetildiğinize ilişkin hakkınızda iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar ortadan kaldırabilecek bir niteliktir oradaki solcuların, sosyalistlerin varlığı. Ben bunun zorlanması gerektiğini düşündüm. Ben oradan hemen ayrılıp gidenleri de eleştirdim. Yani dışarıdan siz HDP'ye ya da Yeşil ve Sol Parti'ye bu eleştirileri getirdiğiniz zaman MHP'den, AK Parti'den bir farkınız kalmaz. Aynen. İçine girersiniz, düzeltmeye çalışırsınız ki farkınız o böylece ortaya çıksın. Sonuçta %13,5 almış bir siyasi yapıdan söz ediyorsunuz. Yani yaptığınız her eleştiri, hatta eleştirinin bir tık üstü o seçmen kitlesine haksızlıktır. Kesinlikle. Ve bedel ödeyerek meşru siyaseti, parlamento zeminindeki siyaseti savunan bir siyasi yapıdan söz ediyorsunuz. Yani sadece bu kısmıyla bile bir ekstra takdiri ya da ekstra bir emeği hak eden bir siyasi yapıdan söz ediyoruz. Yani bütün eleştirilerimi bir köşede bırakarak söylüyorum. Yani yok mu benim eleştirim? Tabii ki var. Ama bunları göz önünde bulundurarak bir karar vermesi lazımdı. Bir tane Türkiye'nin, yani herkesin çok sık ve çok kolay kurduğu bir cümle, ben de burada kurayım. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Yani gerçekten öyle. Bakın bir sticker tasarladı diye çocuk sabahın gözü altına alındı. Yani evet. Bu yönetim anlayışının bir seçimle daha, meşru bir seçimle daha iktidarda kaldığını düşünsenize. Yani o sticker'ı tasarladığı için değil, düşündüğü için bile insanlar gözaltına alabilir. Yani acayip bir yere evriliyor memleket. Bunu görmemek mümkün değil. Yani burada bütün saygıları... Mimik eleştirisi yapıldı. Mimik cezası verildi televizyonlara yani artık. Aynen. İşte rutin yere kestiği cezalar. Yani birbirine o kadar bağlı ki bu. Bakın parlamento çoğunluğunuz kazandığınız zaman Cumhur İttifakı parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiği zaman rutindeki çoğunluğu da kaybediyor. Ve rütük bir anda iktidar sopası olmaktan çıkıyor. Ve bir anda bakın bir ay içinde özgür bir yayıncılık ortamı oluşuyor. Ya bu nasıl bir şey? Bir sonuçla bakın. Bir parlamentodaki çoğunluğu sağlayacağınız zaman bir kalemde düzelecek bir işten söz ediyorum. Hani anayasayı, ekonomiyi, hukuku hepsini bıraktım bir köşeye. Sadece rütük üzerinden yayıncılıktaki şeyi söylüyorum. Özgürleşme ortamının iklimini söylüyorum. Kesinlikle. Şimdi bunlar varken önce bir tip de bir, hani kendi logomuza gireceğiz, kendilerine göre bir şey anlattılar. Hani bir mantığı var anlattıklarının ama bu dönem matematik dönemi, mantık dönemi değil. Yani sosyal bilimler değil, bu dönem pozitif bilimler. Matematik tam tersini söylüyor. Yani seçim bölgelerinde iki ayrı parti olarak girdiğiniz zaman kendi seçmeninizi ortadan ikiye bölüyorsunuz ve böylece siz milletvekili çıkaramadığınız zaman böldüğünüz yapının da milletvekili çıkarmasını engellemiş oluyorsunuz. Örnek vermiştim geçen sefer Ankara, evet. Tekrar örnek vereyim. 115 bin oyla Filiz Kerestecioğlu milletvekili seçildi. Şimdi tiple Yeşil ve Sol Parti'nin burada iki ayrı çatı altı, iki ayrı logo altında girdiklerini varsayalım. %10 oy alsa buradan tip ikisi de milletvekili çıkaramıyor. Yani yarısını alsa zaten çıkaramıyor. %20'si alsa gene çıkaramıyor. Üstüne koyabileceği bir seçmen kitlesi oluştu mu Ankara seçim birinci bölgesinde Yeşil ve Sol Parti'nin? Hayır, çünkü şimdi daha önce HDP'ye oy vermiş insanların yönelebileceği bir parti haline geldi CHP. Genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı ve barajda %7'ye indirmiş vaziyette. %10 olduğu zaman stratejik oy kullandı. CHP'den çok emanet oy gitti oralara. Yani o oyları orada muhafaza edebilecek bir siyasi hattı da, politik kimliği de yok HDP siyasetinin. Bunu da söylemek lazım. Onların tamamı şimdi CHP'ye dönecekler. Yani bu otomatikman zaten doğal olarak. Yani bir daha 7 Haziran 2015 seçimlerinde aldığı 13,5 oyu çok kolay bulması mümkün olmayan bir siyasi yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bir kendi bu nedenle Yeşil ve Sol Parti'nin ya da Emekli Özgürlük Hareketi'nin oyları genel itibariyle bir azalacak. CHP'den gelen emanet oylar geri döndüğü için.
Bir de siz burada bundan bir parça koparacaksınız. Milletvekili çıkarma ihtimaliniz gittikçe zayıflaşacak. Yani muhtelif seçim bölgeleri, yani Kürt dilleri dışındaki yerlerden söz ediyorum. Bunu İzmir'de de yaşayacaksınız, İstanbul'da da yaşayacaksınız, Antalya'da, Adana'da da yaşayacaksınız muhtemelen. Şimdi burada bir stratejik yanlış var mı? Var. Burada hani tipin önüne koyduğu rüştünü ispat etme, yani en azından %2, %3'ü bulmak, %3'te de bir hazine yardımı alıyor, o da ne derece anlamlı, o da başka bir şey. Yani önüne böyle hedefler koyması, Türkiye'deki sosyalist partilerin önceki pratikleri unutmuş olmaları gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. 99'da ÖDP de çok bugün tipin yaptığı isimlerden daha popüler, anlamlı isimleri bünyesine koydu. Çok da bir konuşuldu, popüler hale geldi ama seçimlerde %1 oy bile alamadı. Ardından o zamanki yasa elverişliydi. 3 tane milletvekiliniz olduğu zaman parlamentoda hazineden yardım alıyordunuz. 3 transfer yaptı milletvekili. Hazineden yardım aldılar. O yardımları bir genel merkez aldılar ama bu onları uçurmadı. Yani bir sonraki seçimlerde çok güçlü hale getirmedi. Yani hazineden aldığınız yardımın size bir katkısı olmuyor. Hani bunları bir hatırlamak lazım. Bundan sonra emek özgürlük hareketine bakmak lazım. Oysa parlamentoda ana muhalefet görevi üstlenebilecek nitelikte ve nicelikte bir yapıyı ortaya koyabilecek bir süreçten geçiyoruz. Çünkü hani AK Parti muhalefette kalırsa nasıl muhalefet yapacak? 21 yıl her şeyin en kötüsünü yapmış bir siyasi iktidarken muhalefete indiği zaman kötü yapan iktidarı nasıl eleştirecek? Yani bununla daha kötüsünü sen yaptın bir kere. Ve orada seçenek olacaksınız siz. Çünkü AK Parti'nin de o bünyeyi ne kadar muhafaza edeceği muallak. Siz orada muhalefet olarak, ana muhalefet olarak gerektiği zaman muhalefet bloğu, AK Parti'yi de yanınıza alarak, gerektiği zaman iktidar bloğu içindeki muhtelif partileri yanınıza alarak kararlar alacaksınız parlamentoda. Yani irade ortaya koyacaksınız, sonuç alacaksınız. Yani böyle bir olanak, imkan var. Yani teorik de olsa var. Mümkün mü? Yani mümkün olmayan bir şey değil. Bir hayalden söz etmiyorum, ihtimalden söz ediyorum. Ve bunları siz bir anlamda elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bu çok anlaşılır bir şey değil. Yani ben ikna olmayı isterim. İkna olma yeteneği olan biriyim ama şu ana kadar ikna olmadığımı söyleyeyim. Şimdi Emek Özgürlük Hareketi'ndeki liste meselesi de bu. Bir maliyet çıkaracaktır. Yani ben Türkiye İşçi Partisi'ni isterim ama milletvekili çıkarma ihtimalini görmüyorum. Çıkaramadığı gibi de Yeşil ve Sol Parti'nin de pek çok milletvekiline de engel olacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Lütfen not al, yanıldığım zaman. Söyledin ama yanıldın dediğin zaman çok memnun olacağım da kayıt altına alayım. Hayır, zaten şimdi hani dediğin gibi çok basit gibi geliyor ama hakikaten çok önemli bir dönemeçteyiz. Yani bu seçim gerçekten Türkiye açısından çok önemli. Hepimizin geleceği açısından da çok önemli bir seçim yaşayacağız. Dolayısıyla şu anda yapılan şeyleri anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz ve bunların elbette sonrasında bir hesaplaşması olacaktır. Yani oyunu kullanan ya da bir beklentisi olan, geleceğini arayan insanlar tabii ki bunun hesabını soracaktır diye düşünüyorum. Bir şekilde soracaktır. Ya tarih sahnesinden, siyaset sahnesinden silerek soracaktır. Ya da protesto ederek soracaktır. Ama bir şekilde mutlaka sorulacaktır deyip burada direkt Muharrem İnce'nin şeyini açmak istiyorum. Hani anlayamadığımız isimlerden bir tanesi de Muharrem İnce. Anlayamadığımızdan ziyade ben şöyle bir şeye karar verdim. Bir kibir abidesi karşımızda galiba. Çünkü şöyle bir tavır var karşımızda. Israrla bana teklif gelmedi diyen ama sonradan tanıklarıyla birebir öğreniyoruz ki CHP'li isimlerden hem eski hem yeni CHP'li isimlerden ki bunlardan biri Hikmet Çetin. Hikmet Çetin çok eski bir siyasetçidir, çok deneyimlidir. CHP Genel Başkanlığı yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçidir. Kendisi görüştüğü zaman da hani seçimlerin ikinci tura kalması gerektiğini söylediğinde Muharrem İnce'nin benim meselem değil minvalinde konuştuğunu söylüyor. Şimdi bu çok sorgulanması gereken bir tavır. Yani böyle kritik bir seçime giderken, birinci turda alınabilecek bir seçim önümüze dururken, kamuoyu araştırmalarına göre ki ben birçoğuna katılmamakla birlikte Muharrem İnce yüzünden ikinci tura kalabilir ve bunu da Erdoğan'ın işini kolaylaştıracağı söylenirken böyle bir tavrı anlamakta hakikaten zorlandığım için bunu kibir olarak yorumluyorum. Belki daha ağır cümle kullanılabilir ama bir gazeteci olarak kendimi yakıştırmıyorum şu yayında. Muharrem İnce elbette bunu da yani bu seçim sonrası oluşacak tabloyu göreceğiz tabii. Hepimiz heyecanla bekliyoruz, çok az kaldı ama
O da herhalde bunun bir şekilde seçmen tarafından hesabının sorulacağını biliyor. Bile bile böyle bir tavra girmesi akıllarda başka şeyleri de tabii oluşturuyor diye düşünüyorum Sedat. Ya tabii ortadaki tablo her türlü spekülasyona, komplo teorisine müsait. Yani üç tane ben anlatırım, sen beş tane anlatırsın. Yani. Senin anlattıklarına ben itiraz etmem, benim anlattıklarımda sen itiraz etmezsin. Çünkü öyle bir tablo var. Çünkü kendi içinde de çok çelişki barındırıyor. Yani kimse bana bir şey teklif etmedi diyor. Ama sen bugüne kadar benim tavrım ilkesel ve önüme koyduğum hedef Erdoğan'ı göndermek. Evet. Bunun için bir teklife ihtiyaç mı var? Yani. Soru bu. Yani bir teklif gelmediği için yakınıyorsan sen o zaman bu cümleleri kurmayacaksın. Ben bunu yapıyorum, direniyorum. Çünkü ben de bir teklif istiyorum. Yani ben de pazarlığa açığım. Anlaşabilirsek, yani madem bu noktaya getirdin. Anlaşabilirsek 3 aşağı 5 yukarı tamam adaylıktan çekilirim dersin olur biter. Ve herkes de anlar. Senle ben de biz de burada yorulmayız bunları yorumlamak için. Ya da bir takım komplo teorileri üretmek için zorlamayız zihnimizi. Şimdi burada böyle bir tablo var. Bu o, sağlıklı bir tablo değil. Yani Muharrem İnce açısından da politik olarak da söylüyorum. Diğer anlamda da söylüyorum. Sağlıklı değil. Ne istediğini bilmiyor ama şundan hoşnut onu görüyoruz. Ekranlara çıksın, konuşsun, bağırsın, çağırsın, görünür hale gelsin. Ama bunu sanıyor ki hep kendi hanesine puan olarak yazılıyor sanıyor ama değil. Yani çok sevimli, sempatik, memleketin meselelerini çözecek bir siyasetçi algısı perçinlemiyor bu konuşmaları. Tam tersi. Yani yarın bugün siyaset yapacağı bütün alanı, bütün zemini ortadan kaldırıyor böyle yaparak. Yani Türkiye siyasetinin hazmetme kapasitesi çok yüksektir ama bu kadar değil. Hele yeni dönemde insanlar artık duygularının tamamını öfkeye dönüştürmüş vaziyetteler. Bu öfke patlamasının nerede, ne zaman yaşanacağını bilemiyorsunuz. Belki bu seçim sandığında yaşanacak. Yani Muharrem İnce'nin alacağı oy o ölçümlerde kadar çıkabilir mi? Emin değilim. İşte o yüzden ben de katılmıyorum. %6'lar yani. AK Parti'nin yaptığı şeylerde de %10'u falan bulmuş. Hatta AK Parti paniklemiş orada birazcık. Çünkü bizden alıyor demiş bir kısmına. Ölçmüşler bunu, ölçüyorlar. Çünkü orada günlük anketler yapıyorlar. Acayip bir çalışma sistematiği var orada. Yani partinin oyu %4'lerde, %5'lerde ama Muharrem İnce'nin oyu %10'lara falan ölçmüşler. Bunu ölçmüşler bizzat. Şimdi böyle bir tablo var mı? Bu çok normal. Niye normal? Yani bu ülkenin bir tepki oyu diye bir şey var. Bunu da sağlıklı bulmuyorum bak. Yani onu söyleyeyim. Politik olarak sağlıklı bulmuyorum. Cem Uzan %7.8 oy aldı ya. Yani tepki oyu aldı işte. İbrahim Tatlıses şarkı söyledi. Döner ekmek dağıttı. 7.8 oy aldı. Diğer partileri kızan herkes gitti. Bunlara oy verdi. Şimdi Zafer Partisi var. Tepki oyu alıyor yani. %2.5, %3'lük bir tepki oyunu hala muhafaza ettiği söyleniyor. Ama işte o zamanki dönemle şimdiki dönemi kıyaslayınca benim de tabii ki yani o nedenle inanmıyorum. Doğru söylüyorsun. Cem Uzan ilginç bir örnektir hakikaten. Alabiliyor mu parti ilk seçime girdiğinde böyle yüksek oyu? Evet alabilir, gösterdi. Ama şimdiki dönem başka bir dönemdeyiz. Şimdi çok karışık bir dönem. Çünkü bütün partiler birbirine geçmiş vaziyette. O zaman politik kimlikleri netti partilerin. İttifaklı bir zorunluluk yoktu. Yani insanların, seçmenin kızabileceği çok fazla şey de yoktu o zamanlar. Şimdi seçmenlerin kızabileceği çok şeyler var. Ama burada son dönemece girildiği zaman güçlü adaya, çünkü Muharrem İnce'nin de aldığı oyların büyük çoğunluğu, %70'e yakın %80'i muhalefet cephesinden geliyor. Muhalefet seçmeni güçlü adaya yönelir. Yani o onların içinde %8 örneğin muhalefet oyu varsa onun en az 4'ü, 5'i güçlü ve kazanma ihtimali olan adama gider. Bu insan psikolojisine de uygun bir tavırdır tercih. Tabii. Son düzlüğe girdiğin zaman. Şimdi aynısı bakın şeyde de var. Emek ve Özgürlük Hareketi'nde de olacak. Yeşil ve Sol Parti ile tipin yarıştığı yerde güçlü çekim merkezidir. Yani herkes sanıyor ki işte şeyden Yeşil Sol Parti'den tipe geçiş olacak. Tam tersi olacak pek çok yerde. Şimdi güçlü bir çekim merkezi haline gelebiliyor. Çünkü insanlar da oy verdiği partinin kazanmasını isterler. Bu işte tuttuğunuz takımın kazanması gibi bir tatmin de içerir. O nedenle ben hani Muharrem İnce'nin son dönemece son düzlüğe girildiği zaman böyle oyunu muhafaza etmekte sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Tabii sandıkta göreceğiz bunları. Ama Millet İttifakı'nda tabii İyi Parti'nin uzun süre direnci, inadı nedeniyle hani tek ben listeyle bildireceğim 10 yerde zor anlaştılar CHP'de. İttifak içindeki tüm partileri CHP listelerinden göstermek zorunda kalıyor. Bu CHP'nin sırtına yüklenen ve CHP'nin taşımakta zorlanacağı bir yük. Bu yükü paylaşmadı İyi Parti. Ve bu yük ne götürecek, ne getirecek onu hep birlikte göreceğiz. Kolay değil, zor olacak. Avantajları da var, dezavantajları da var.
Hani burada duyguları bir köşeye bırakıp mantıkla seçmen ilerlerse yarar. Ama kolay bir iş değil. Sonuçta 19 yıl politik olarak karşınızda yer almış partinin en önemli insanlarının sizin partinizin listesinin birinci sıralarında yer almasını sizin seçmeninize anlatmanız için hayli bir emek harcamanız gerekiyor. Yani seçmen, hani sen ben anlarız, birazcık daha farklı düşünebiliriz, biraz daha anlam yükleyebiliriz, kavrayabiliriz ama ortalama seçmenden bunu beklemek birazcık şey olur, hayalcilik olur. Orada da böyle bir sıkıntı var. Nasıl aşacak bilmiyorum. Yani bunun yarısını hiç olmasa İYİ Parti üstlenseydi, Gelecek ve Saadet Partisi'ni, kendisi de çok yükselirdi. Yani 20'lere bulan bir oy oranına ulaşabilirdi. Şimdi onlar bile çok zor gözüküyor anketlerde. Ama böyle bir tercihte bulundu İYİ Parti. Bu teyit şeyi de, yani bu direnci de ya da bu, hani hep diyor ya, Kemal Kılıçdaroğlu kendini dayattı. Bu dayatmalar da seninle de konuşmuştuk, 6-7 aydır devam eden bir dayatma. Yani bugün bir listede ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ortaya çıkmış değil. Bu da zor tabii ki. Bu Millet İttifakı karşısında zor. Hani ne getirecek ne götürecek hep birlikte göreceğiz. Yani tabii orada Meral Hanım sandalye sayısını fazla tutmaya çalışıyor hesaplamaları, ama şöyle de, hani hepsini belki toparlayınca şöyle demek lazım. Şimdi bu kadar kritik seçime giderken böylesine hesaplar yapılması ve oluşacak tabloyu tehlikeye atmasının muhakkak tüm partiler açısından da bir sonraki dönemde bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum. Ben çünkü bu seçmen bu dönemi unutmayacaktır. Aslında konuşacak çok şeyimiz vardı Sedat, ama listeleri konuşmaktan onları konuşamadık. İşte bir seccade meselesi vardı. Ya onu hiç konuşmamak lazım. O bir şey, Erdoğan siyaset yapma yöntemi biçimi. Aynen, çok doğru söylüyorsun. İşte CHP'ye yönelik saldırım diyeyim, silahlı saldırı diyeyim İYİ Parti'den sonra. O vardı, onu da konuşamadık. Dur bakalım daha neler olacak. Çünkü her gün ne olacak diye uyanıyoruz. Aman kötü bir şey olmasın diyelim. Biz gene böyle listeler üzerinden konuşmaya devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.